Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İlk dersimiz ha? Dört ay var mı? Fazla. Yapmadınız. Fazla. Ciddi mi ya? Beş ay. Temas uzattın mı? Mart 18'den hesap yapacaksın işte. Ağustos 3, 5, 8, 5 ay. Fesbahar. Çok fazla ya. Hiç ömrümde böyle bir şey görmedim. Şeydir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın başlamadan önce 13. lemada galiba 9. işarette geçiyor. 13. lema şeytandan istiaze. O da dua okurdu. Sipere girerdi. Sipere girin emrederdi. Zırh giyerdi. Derdi. Ama miraca gitmiş yani. Her şeyin kainatın hakikatını, makinalarını görmüş. Ama sipere girerdi. Zırh giyerdi. Giyin diye emrederdi. Çok tuhaf ya. Ben şeyimi kapatayım. Peki böyle bir peygamber niye yapıyordu ya? Yani orada diyor hatırlarsınız 81. sayfa mı neydi? 9. işaret. Derdi ki demiş orada evamiri ilahiyeye en çok o itaat ettiği gibi ayat-ı tekviniyenin fiili görüntüleri olan şu mevcudattaki sünnet ilahiye, fıtrat ilahiye, adet ilahiye diye geçiyor. Adet ilahiyeye de herkesten ziyade o murat ederdi. O riayet ederdi. Onu korkaklıkla mı itham edeceğiz? Böyle yaptı dedi. Demek ki mesela bir tanesi sordu, çok hoşunuza gidecek, başlayacağım da. Dedi ki sen bir derste söylemişsin diyor. Kırmızı ışıkta geçmek haramdır. Ya aklım almıyor diyor ya. Bilerek mi söylüyorsun bunu diyor ya. Resulullah zamanında diyor helal haram kavramı ortaya çıkarken kırmızı ışık mı vardı diyor. Atma. Çok tuhaf değil mi? Kanun bir silsiledir. Ef'al onun ile irtibatlıdır, bağlıdır. Peki ne diyebilir Salih? Ne demek lazım bu adama? Kırmızı ışık var mıydı Resulullah ama kırmızı ışıkla geçmek haram demişiz. Kardeşim bak diyor ki şeye, Deli Hoca'ya demişler, uçaktan düşmüş de inşallah iman varsa şehittir dedi. Hocam dedi, uçaktan düşen nasıl şehit olur, dinde böyle bir kavram yok dedi ve dedi ki, bak evladım dedi, Kur'an, İslam hayatın, hakikatin çekirdeklerini, ümdelerini, düğümlerinden bahseder. Ona benzer, ona benzeyenler de ona dahil olur. Allah Resulü uçak demedi, ev demedi. Yukarıdan düşen ehl-i iman ölürse şehittir. Yüksekten ölen. Şimdi kırmızı ışıkta kul hakkı var mı? Var. Herkes durmuş. Var. Kul hakkı var. Kul hakkına riayet etmek farzdır. Farzın tersi de haramdır. Kul hakkıdır. Haramdır. Ya. Mesela diyelim ki eskiden Resulullah zamanında hurma çalmak vardı. Şimdi hurma yok. Araba yok ki. Şimdi araba çalmaya haram demeyecek misin? Araba yok. Arabaya binmezdi. Deveye binerdi. Subhanellezi sekhara lana okumayacak mısın? Yani neydi o? Şey demiş o. Papaz demiş ki papaz. Şey papaz Rus başkeskopos. Ortodoks. Ortodoks Sırplardır. Yunan'dır. Ermenidir. Rus'tur. Vatikan'ın zıt.
diyor ki İslam hiçbir zaman diyor güncelliğini, canlılığını yitirmez diyor. Çünkü kendisini motive edecek, onlayacak yani canlı edecek sistemi vardır diyor. Mesela diyor kitap, sünnet demiş diyor. İcma, kıyas. Kıyasla devamlı kendisini yeniliyor. Bir de her 100 senede bir müceddit gönderme bir sistemi çalışıyor. Biz Hristiyanlarda asrında bulunmuş ve kapanmış diyor. Yeni gelişen hadiselere hiç elimizi sürememişiz. Dolayısıyla evrensel bir dindir Kur'an. Aynı böyle diyor biliyorsun gönderme. Çünkü diyor kendisini yenileyecek sistemi vardır. Eskiyemez diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vazife-i ilahiye karışmamak, dusturu ve esası okuyorum. Esasat-ı Nuriye'den laika okuyorum. Kim, nerede, kimlerle, neyi, nasıl yapacak ve ne zaman yapacak? Bunları laikasız şey yapamayız. Çözemezsin, bilemezsin. Hep tereddüttedir, acabadadır. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl, kimle yapacağız? Bu dustur ve esas, hak ve hikmete tam muvafık muamele yapmak, ancak sonsuz hikmet-i ilahiyenin tercihli olduğunu anlamakla, ona teslim olmak ve tevekkül etmek sırrını ifade eder. Yani o şeyi yaptıktan sonra teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Topladım böyle. Külliyatta var bu. Bu ilaç vallahi. Boğaz'ın psikolojisine. Biraz işim bu ha mesleğim. Tam böyle şey. Teslim. Teslim. Mesela teslim oldum değil. Selemeden geliyor. Fiil. İslam demek. Tarafgirliğin. Tamam mı? Bak. Teslim, tevekkül. Lugatını veriyorum. Teslim İslam demektir. Yoksa ben teslim oldum. Öyle oturuyor. Öyle bir şey yok. Böyle teslim oldum. Teslim İslam demektir. Yani tarafgirlik. Tarafgir. Tarafı belli olacak. Mesleksiz sevilmez der. Yani hem kebap yanması hem şiş yanması bir laf var ya. Öyle bir şey yok. Teslim. Tarafgir. Eylemci olacaksın. Alemci değil. Teslim. Tevekkül. Olayı eveliyle düşünmek, kaynağıyla düşünmek. Tevekkül, teslim, tevekkül. Vekil yapmak ama aslı kaynakla düşünmek, hikmet-i ilahi noktasında. Allah'a kanaat etmek. Allah'a kanaat ne demek ya? Hani diyoruz ya bununla, bu parayla kanaat et, arabayla şununla bu kanaat et. Yani Allah'ın verdiği hükümlere kanaat et. Allah'ın hükümlerine kanaat et, sorgulama. Sonra Allah'a da itimat et. Bunları yaptıktan sonra Allah'a suizan etme. Acaba Allah beni yakar mı? Allah acaba beni psikolojilerin temeli. Allah acaba Allah beni şöyle yapar mı? Sana yaptığı muamele, yapacağı ahirette yapacağı muamelenin en düşüğü budur. Sana çok şükür. Yani sana nasıl muamele edecek? Şu anda sana nasıl muamele ediyor en düşüğü. Sonra şefaat, Resulullah var, şu var, bu var, bir sürü. Nerede geçiyor? Altıncı esasatta, 19. mektupta geçiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Hakk'ın rahmet-i ilahinin timsali, merhamet-i Rabbani'nin misali. Timsali misali, yani Allah kullarına nasıl muamele edecekmiş, peygamber ümmetine nasıl muamele etmişse. Öyle geçiyor. Dediğim bir tanesi demiş böyle, sen nereden çıkarıyorsun bunu ya? Orada yazıyor bak. Bak, peygamberimiz kimmiş? Rahmeti ilahinin timsali, tamam mı? Rahmet. Muhabbeti Rabbani'nin misali. Yok. Mektubat bak ha. Peygamberin öyle bir sıfat ki orada onu kaçırdın mı bu psikolojinin duman eder seni. Acaba Allah bana ne yapacak? Resulullah şimdi gelseydi Ömer. Allah sana Resulullah ne yapardı? Vallahi bunu duysaydı tebessüm ederdi herhalde. Bana öyle geliyor. Şimdi var ya bu şey çalıyor. Kızmazdı. Dua ederdi ve şöyle derdi.
Ben böyle inanıyorum ki böyle olmuş. Bilmiyorlar ya Ömer. Bak şimdi diyor ki, bu zatın ümmiliğiyle beraber altı yanlış bir de okumayayım da. Altıncısı bu değil. Altıncısı bu olacak. Usul esasında asıl alternatif risaleti izleyen şeyin muhtemelen. Ondan sonra altıncısıydı tasarruf atar. Bu kaç? Ha burası değil. 19. mektupta. Ben 20. mektuba başladım. Kardeşim 6. esas olacak. 6. esas. Bakar mısın sayıda kaç? 19. mektup. Misali diye gir şey. 193. 6. esas. Heh. Bak 6. esas. O kadar hoş ki. Bu mucize ya o. 6. esas. Hem o melek, cin ve beşerin seyidi olan zat. Şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. Hem bu arada okuyacağım şeyin de psikolojinin ruhu ya. Yani bugün insanlar Allah beni şöyle yapar mı, böyle yapar mı diye Müslüman takımı diyor. Psikolojisinin bozulmasının temeli zemberi burası. Allah bana nasıl muamele edecek? Bak nasıl edecek? Peygamberimiz için diyor ki, melek, cin, beşerin seyidi olan zat şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. Tamam. Şimdi bak, rahmet ilahiyenin timsali. Mesela timsal nedir? Timsal? Aynada gözüken güneş. Allah bütün o arzusunun, isteğini, şeyini donatmış, dondurmuş, donmuş. Timsali. Neymiş bu? Rahmet ilahinin timsali. İyi ki gelmiş ve kendinde haberdar etmiş. Allah olabilirdi. Beni de yaratmış olabilir ama kendinden haberdar etmese gene kaybım Allah kadı olurdu. Allah kaybettin. Yani var ettin, varlığından haberdar ettin. Var ya duada. Timsali. Burası ikincisi çok önemli. Allah sana seviyor mu sevmiyor mu? Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Hani kendi o davranışı var ya ümmete davranışı. Kendi doğasından, tabiatından değil bu. Ne o? Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Allah'ın muamelesinin örneği. Başka var mı lugatı bunu? Allah muamele, kullarına muamelesinin misali yok mu örneği? Misali diyor. Örnek yok mu? Aha bu. Bu zatın davranış gibi olacakmış. Ne kadar? En az. Peki sen şimdi Ömer git Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a git. Salih. Desen ki ya Resulullah. Yoktan gittin önce önüme. Değil mi? Demez. Değil mi? Böyle bir inancı olan var mı? Korkacak hiçbir şey yok uzunluğunda sana. Elhamdülillah. Bu asırda cehenneme gitmek çok zordur. Cennete gitmek de çok zor. Taraf gir ya. 6 tane iman esası. Koy şey tencere. 5 tane iman esasını koy, karıştır. Bütünselliğine, hakikati İslamiyet deniliyor. Bu 6 tane iman esası, 5 İslam esasının temeli 2'dir. Ondan daha dip yok. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demek. 2. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Dostunu, düşmanını Allah'a göre yapmak. Tarafkir. Bir şey sorabilir miyim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bilmiyorlar. Ona eziyet edenlere. Bilmiyor. Yani aynı muamele mi görülecek haşirde? Onu mu demek istiyorsun abi? Yani şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bilmiyorlar. Fetretten hemen alıyor. He. Hemen alıyor. Ben inandığım Rabbim. Hepimizin Allah'ı bir. Rabbimiz farklı. Kendi abi. Benim Rabbim şu. Beşeriyetimize elbette ki bakacak da ilk önce duruşuna, tarafgirliğine, dostunu, düşmanın kim? Kaliteli adamın, kaliteli dostu, kaliteli düşmanı olur. Dost istersen Allah yeter diyor. O merkezde yapacaksın. Yok lanama geçti, tavuk geçti, düşmanım oldu. Dinine hücum ettiği için umurunda değil. Hani maddi menfaatta böyle değil. Demek ki Allah'ın kullarına muamele edecek
nedir o muamelesi? Muhabbeti Rabbani'nin ben misalini görmek isterim. Bu. Bu işte. Kendi düşmanlarına bile hidayetle muamele etmiş. Ebu Cehil'i bile kendi kuyusunu kazdığı kuyuya Ebu Cehil düştü. Onu bile çıkarttı. Allah'a yemin ederim zatına ki ben ona çıkartmak değil kürekle giderdim. Örterdim kafasına. Vallahi örterdim. Ben sen bana kuyu kazacaksın. Sen düşeceksin. Sonra aşağıdan bağıracaksın. Ona söyleyin. Ancak o beni çıkartır. Merhamet etsin. Gelip merhamet ediyor ve çıkartıyor. Vallahi yapmam, billahi yapmam. Kimse yapmaz. Yalan söylüyor. En ufak şey için kavga ediyorsun. Arabada bana solladı diye fırça küfür eden adam değil misin sen be? Arabadan inip de bilmem kavga eden değil miyiz biz? Böyleyiz de. Alın. Her koltukta sopa var aslında. He? Her koltuğun altında sopa var. Ya işte gördüm. Sanki Sırplar var ya. Çok acayip ya. Kardeşim, tarafgirin belli olsun. Korkma. Tarafgir ol. Bir taraf olma. Re. Bir taraf ol. Tarafın bu. Ondan sonra düşe kalka gitti işte. Hizmete sahipler. Maddi ve mali. Bir ampulü değiştir. Lavaboyu gel biraz erken temizle. Senin için sen buna ihtiyaç yok zaten. Ha, senin ihtiyacın var. Zübeyir abinin lafınlarını söylüyor. Ha. Yani ben de buradayım de. Koca 12 ayda bir tane fatura elektrik öde. Senin için söylüyor. Ben yapıyorum da. Sen de yap. Yaptığımı söyle. Ben beklemiyorum. Ben yapıyorum. Yani benim temelde imkanım var. Yani onun için söylüyorum. Sahiple. Dershanelerden ruhsat öğrendi. Çıkıyorsun ikinci, üçüncü kata. Merdivenlerde bir şeyler gördü. Atlama, tut, al onu. Bak görüyor musun detaylar? O ruh olsun, o ruh gelişsin. Evet. Şimdi okuyorum. Kaza vahyettik diyor. Yusuf kuyudayken vahyettik diyor. Bilir misin? Arıya vahyettik diyor. Vahyin derecesi var. Şeyde diyor ama Risalete, davete bakan ayetler her zamana, her esra baktığından dolayı zamanda Risale-i Nur ve talebelerine bakıyor. Aynen. O zaman da o. Ve mahaller Resul ilelvela sırrına mazar olup hüsnün kabul ve hüsnün tesir ve teveccühü nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını, onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur, yoksa ihlası kaçırır. Lemalar 150. Tarik-i Hak'ta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, bak şimdi, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Yani çok acayip bir çarpıcı bildiğiniz bir misal verecek. Edeb-i Din ve Dünya Risalesi'nde vardır ki bir zaman şeytan, Allah Resulü zamanında da şeytan gözüküyordu yani. Onu görünce sokağı değiştiriyordu böyle. Hazreti Ömer, Hazreti Ali görünce böyle. Var kapıya vurdu ya şeytan. Allah Resulü dedi ya değil mi bu? Melundur diyor yani. Kim biliyor musunuz şu anda kapıyı vuran diyor sahabesine. Sahabe nerede mi diyecek? O melun iblistir diyor. Kur'an'da en çok öne çıkan sıfatı iblistir. İblis elbise, libastan geliyor. İblis biliyor musunuz? Çırıçıplaktır. Onun için herkesi çıplak yapmak istiyor. İblis diye bir ders yapmıştı. 7 dakika bir dinlersiniz. İblis. İblislik çoğaldıkça şeytan denilir. Oysa biz vaazda, kürsülerde şeytan secde etmedi adam ediyoruz. Oysa Kur'an'da iblis etmedi diyor. Niye? Son zirve bütün o 55 tane şer sıfattan toplamış şeytan. Haline sahip. İşte bir zaman şeytan iblis ya. Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki madem ecel ve her şey kader-i ilahi iledir. Tamam. Mesela korona. Her şeyin sahibi odur. İledir. Sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki, İnna Allah en yahtabire abdehu ve leyse lil abdi en yahtabire rabbe. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki, sen böyle yapsan sana böyle yaparım.
Ayat-ı tekvini, a. Bir e var, bir a'ya var. E ise evamili tekvini soyut kavramlar için olmuş. Emirleri, namaz, oruç, içsen. Ayat-ı tekvini Allah'ın adet ilahisi. Biz Allah'ın adetini biz değiştirmeye yetkili değiliz. Allah'ım ben suya şimdi gireceğim, beni ıslatır mısın? Ben bu zehri içiyorum, acaba ölür mü? Ben bu koronavirüste bir adamla beraber oturuyorum, acaba beni hasta eder misin? Denenir mi Allah? Sen Allah'ın adetini mi değiştireceksin? Süpere girermiş, zırh giyermiş. Ne güzel diyor. Evamiri tekviniyesine en fazla murat eden olduğu gibi, adat ilahiyesine de en çok riayet eden oydu diyor. 81 levhalarda. Şimdi ne diyor? Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan, çünkü esma ilahiye tecellisi ya, efal ilahiye, sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle ise işlesem, sen böyle işler misin diye tecrübe vari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, yani Allah'ın kainattaki icraatının bütünlüğüne rububiyet deniliyor. Rububiyetine karşı imtihan tarzı suyedeptir, ubudiyete münafidir. İbadete değil, ubudiyete. Ubudiyet hiçbir zaman bitmez. İbadet, namaz, oruç eylemseldir. Ubudiyet ise kulluk hakikatıdır. Aç, fakr, noksan, kusurun, derütte etmenin bütünsel hali ubudiyet. Ölünce de biz mahlukuz. Öldükten sonra da o Rabbimiz. Ama ölünce namaz yoktur. İbadet bitti. Ubudiyet devam eder. Onun için Allah'ın adeti haşirde de devam edecek. Kabirde de devam edecek. Sırat köprüsünde, cennette de devam edecek. Kuralsız hiçbir yer yoktur. Hiçbir yer yoktur. Adat ilahinin olmadığı hiçbir yer yoktur. Olmaz da bu. Yani tesadüf gibi olur. Ya, ve tesadüf de yok yani. Ne bileyim ya. Tesadüfün vücuduna tesadüf edilmemiştir yani. Bu da yok yani. Şimdi demek ki herkes haddini bilecek, hududunda kalacak. Ama Allah'tan fazla ona ne emniyet verecek, ne de noksanlık verecek. Kuralıyla iyi. Neyse o. Hayatın her safhası böyle. Ne zaman öleceğim? Sana ne? Senin işin mi? Geçmişte böyle oldu, böyle olursa. Ya şu anda bunu düşün ya. Bunu düşün. Bu psikolojinin temeli. Bırak böyle nispi ve itibari. Nispi şeyler, itibari şeyler. Geçmişin elemini, geleceğin korkuları. Geçmişte korku olmaz. Korkunun yönü gelecektir. Yani geçmişin elemini. Ya böyle olmuştu, böyle olacak. Değil, bırak kardeşim. Şu anda ne yapman gerekiyor? Ben bu ders olacak, ondan sonra yatsıyı kılacağız. Bir de çay içeceğiz. Başka ikram var mı? Ya o kadar. Gerisi ne olacak? Ne bileyim ne olacak? Hele yalnız kaldığın zaman evde. Hemen telefonu yanına koyarsın. Böyle en hazır olan şeyi, bir şey olursa düğmeye basarım, tamam mı? Kalkmak olursa ben. Ya ben. Tamam da, tedbirini al, takdirini bırak, o kadar büyütme. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Yani kendi vazifemiz nedir? Zaten o dediği gibi. Kırmızı ışık mı var diyor, abi diyor, sen diyor Resulallah. Şimdi kırmızı ışıkta geçmek haramdır. Buyurun cenaze namazına. Bunu diyor. Ya kul hakkı yok muydu o zaman? Aşağı. Devri Hoca öyle demiş. Uçaktan düşen şehit olmuştur dedi de. Ondan sonra Hollanda'da bir uçağı düşürdüler ya, Türk uçağını. Beynini bozarak. Kasten düşürmüş yapmışlar da. Bir iki kişi ölmüştü Hollanda'da Türk uçağı. Kasten yapmışlar. Ben o zaman oralardaydım. O zaman konuşunca, ya orada baktım ses var, açtılar, onu dinliyorum. Ya hocam diyor, uçaktan, uçak mı vardı Resulullah zamanında diyor. Uçaktan düşen şehit. Kanun, adet ilahi, yüksekten düşen bir Müslüman ölürse şehittir. İstersen ağaç olsun, istersen bina olsun. Kul hakkı, değil mi? Ömer sen yoktun galiba. Bir örnek verdim çabuk. Araba, tamircisin ya, araba çalmak haram mıdır? Ama Allah Resulü zamanında araba yoktu ki, deve vardı. O zaman bir düşünmek lazım. Aynen. Dese ki hırsız, niye haram olsun lan? Araba zamanında hüküm gelmiş miydi?
kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlı. Meşhurdur ki, bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu mutadid defa mağlup eden, Cengiz Türk gösteriyor, bilmem ne gösteriyor, o Moğol'dur. Karaman gösteriyor, Cengiz bizden değil. Bak, çünkü Celaleddin Harzemşah, İslam kahramanı, karşısında olan zalim. Bu arada şey söyleyeyim, 20 milyon Moğol var Çin'in içinde, Çin'i yöneten Çinli değildir, Moğollardır. Moğolların iki sıfatı vardır, Çinliler ötlektir, korkaktır. Erkekleri çok azdır. Kadın çoktur nüfusu. Yöneten ve zalim olan, gaddar olan Çin'in tarafı Moğol'dur. Moğolların iki sıfatı var. Bir, korkuları yoktur. Bir de merhamet yoktur onlarda. Ama Türkler çok mutadid defa onları mağlup etmiştir. İlk defa Türklerle Araplar ittifak ederek Çin'i mağlup etmiştir. Gene öyle olacak. Biliyor musun? Tarihte bakın Türklerle Arapların ittifak edip Çin'i mağlup ettiği savaşa ne denilir? Bir nehirin ismi var. Hadi bakalım. Oradan almış ismi. Evet. Şimdi diyor ki bak meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ha demek ki zıttı değilmiş düşman ve Cengiz'in ordusunu mutadid defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbi giderken vuzerası ve etbaona demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak senin galip edecek. Bak bunu koronaya uygular şimdi. Diyor ki, o demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Çoluk çocuğum rızkını, işe gidip gelmeye edersen. Vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Koronayla yakalanır mı yakalanır mı onun işidir. Ama nedir? Ben diyor vazifemi yaparım. Vazifesine de tedbir ilahi. Bu orduyu kim donatacak diyor Allah Resulü. Savaşa gider. Erkon'u sala sala gitmemiş. Orduyu donatmış, deve vermişler, zırhları. Yani esbaba riayet etmiş. Esbabı bütün bütün hakim kılmak, şirk olduğu gibi bütün bütün reddetmek de neftir diyor. Nefi ve küfür. Nefi nefis yapar. Nefis yapar. Küfür, küfrü akıl yapar. Yani ona düşmemek gerekiyor. Bak ne diyor? Ben diyor Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye. Yani cihat denildiği gibi hareket ediyor. Ama neticesi ben tarlayı ekerim. Cebimde buğday olup Allah'a iftira etmem. Ya Rabbi bana buğday ver demem. Bekarım çocuk ver gibi. Ben ekerim ama neticeyi Allah'tan beklerim. Ben cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Benim vazifem bu. Allah'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmekte, mağlup etmekte onun işidir. Muzaffer etmek de galibiyettir, galibiyet de galibiyettir, mağlubiyet de galibiyettir. Allah'ın yolunda olduğun için. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla, teslim dedi mi? Eylem. Oturmak değil yani, seleme, teslim. Bu sırrı anladığı için, bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surete çok defa muzaffer olmuştur. Evet, insanın elinde cüz-i ihtiyariyle işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar hakların Risale-i Nur'a iltihakları şeklini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıflerin kuvve-i maneviyeleri kırılıyor, şefkleri bir derece sönüyor. Halbuki ustad-ı mutlak, muktedai kül, rehber-i ekmel, bak kaç tane sıfat sayılıyor, 3 tane. Ustad-ı mutlak, muktedai kül, rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve ma aller resul illel bela olan, yani neydi? Manası. Ve ma aller resul. Peygamberlere tebliğ vardı. Ama gerisi itaat eder, itaat etmez. Benim işim değildir. O. Olan ferman-ı ilahi kendine rehber-i mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade say ve gayret ve ciddiyete tebliğ etmiş. Ben sizden fazla yaşıyorum böyle. Camilere, cenazelere, düğünlere gidiyorum. Yani bizim tabirle çalak kanamış diye böyle adamım böyle. Ama ben Meli-i Ala'ya, meleklere bu resmi çektiriyorum. O zaman denmesi lazım. Bir veya iki kişi kastediyorum. Veya orada denmesi, biraz konuşulması lazım. Konuşuyorum, kesiyorum. Niye?
Biliyorum olmayacak ama benim işim o değil. Benim işim orada onu icra etmek. O vazifeyi, o bana verilen rolü oynamak. O ben rolü oynayacağım ama netice ne olur? O benim işim değil. Yani Allah'ın evameli tekviniyesi ile ayat-ı tekviniyesi ayrıdır. Evameli tekviniyesi kelam, yani var ya kelam, Kur'an, kelam sıfatından geliyor. Ayat-ı tekviniyesi ise kudret ve irade sıfatından geliyor. Allah'ın emirlerine, evamirine, Kur'an'daki haram ve lala uyduğumuz gibi ibadet, Allah'ın kainatta koymuş olduğu adet-i ilahiyede en fazla gene biz uyacağız. Haramına, helaline, doğrusuna, yanlışına. Mesela devletin koyduğu kuralları da zannediyor ki her şey küfürdür. Yok kardeşim, virajda 80'li girme diyor ya. Buna uymak dini midir? Dindir tabii. Mahmud Efendi çok güzel derdi. Çünkü din onun sözü. Ya diyor ki sen bilmiyorsan diyor, ayet var. Bilmiyorsan bilene itaat edin. Bilen şey, bilene sorun. Sormuşlar ya böyle. Madem Kur'an'da yaş kuru her şey var. Vela rabbeni vela yabisin illa fi kitabın mubin. 50 kilo un çuvalından kaç tane ekmek çıkar demiş. Madem Kur'an'da var gösterin demiş. Yarın gel söyleyeceğim demiş. Ondan sonra Deli Hoca da yapmış bunu. Deli Hoca anlatıyordu. O yapmış. Ondan sonra gelmiş. Dedi şu kadar ekmek Deli Hoca. Peki nerede yazıyor? Şu ayette bu. Allah Allah. Hocam bu nasıl yazıyor dedi ya. 50 kilo un çuvalda şu kadar ekmek. Allah diyor ki bu ayette bak oku bak. Diyor ki bilmiyorsanız bilene sorun. Ben bilmiyorum. Bilen kim fırıncı ona sordum dedi. Şimdi bu virajda kaç alınıyor? Devlet dedi ki burada 120 kişi öldü şimdiye kadar. Bu virajda. Şunla giden öldü. Bununla giden şey yaptı. Bu kadar yavaş gidince arkadan vurdular. Burayı 50 ile geçme. Bu din midir? Dindir kardeşim. Hayat-ı tekviniyettir. Kırmızı ışıkta durmak gibi. Bu zannediliyor ki ya küffar devletinde de öyle ya Almanya'da. Burada 120'den fazla yapmadı. 180 yaptın. Mırt gidiyorsun. Hayatı tekvine uymadın ki, irade ve kudret sıfatına uymadın. Ya Allah'ın bir kuralı var da. Yani illa sana özel bir kural mı yapacak? Ağaçtan düşünce, son işte Bremen, Hafen, Caddi şeyinde, otobanında 120 ile git, buluttan bağıracaklar bana, 180 yapma. Ya kayboldu. Bu ibadetle ubudiyeti karıştırıyoruz. Yani beşerin her şeyini reddetmemiş ki. Her şeyini reddetmemiş ki. Böyle bir şey olur mu ya? Niye reddetmek? Adet ilahiye, herkes secarettir. Gavur da, Müslüman da, peygamber de ıslanmamak için suya atlamamışlar. Güneşte şemsiye kullanmışlar. Şemsiyeyi biz yağmurda kullanıyoruz yani. Oysa şemsiye, şems, güneş demek. Güneşlik demektir. Ama biz yağmurda da kullandık onu. Şemsi güneşliktir demektir. Ama biz yağmurda kullandık. Şimdi bu güneşliktir, yağmurda kullanamaz. Ya itaat ya, adet-i ilahiye murat edeceksin kardeşim. Ama netice onundur. Netice ne olur? Onunla devam etmeyeceksin. Ne yapacaksın? Allah'ın adet-i ilahiyesine bana biçtiği ömre ve bana biçtiği sihata ne kadar? Kanaat edeceğim. Allah'ın rububiyeti. Neydi? Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Bunu soyadınız gibi ezberleyin bunu dördünü. Çok lazım olur. Ben mesela şöyle dikdörtgen yazsanız, böyle dikdörtgen, arabanın dikiz aynasını assanız, ne kadar hoş olur. Öyle oluyor ya, hani dikdörtgen böyle bir küp yapıyorlar, dikdörtgen küp gibi, yaz böyle, çok güzel olur. İki tane yaparsa bir tane de bana ver. Teslim, bir başka renkle, tevekkül, itimat, kanaat. Eğer altıgense küp, at, fark, noksan, kusur. Kusurunu da derüft ediniz. Babam sağ olsun yazmıyor muyuz? Babam sağ olsun. Yazıyor diyor öyle. Babam sağ olsun. Hoşuma da gidiyor ya. Bir şey böyle. Ben de bu şeyden 50 yaşından sonra gitme yok da böyle. Acıma var, tebessüm ediyorum. Eskiden çok kızardım vay be falan.
Böyle demek ki değişikmiş ya. İman kemale erince acıma yıkılabiliyor. Yani onlara hidayet hep temelinden başka şey yapamıyorsun yani. Acıyorsun. Tamam sağ olsun. Ne yapsın adam? Benim kadar Risale-i Nur'u bilmiyor ki. Yok ki Risale-i Nur. Kim sağ olsun? Rabbim sağ olsun. Tövbe ne olur gözetme sende olur falan. Habita Afyon'da şey gördüm. Gazali'nin sözünü. Altına da yazmış Gazali. Gazali yazmış. Kamyonun arkasında gördüm. Onu da biz çektik yaydık ve şimdi internette çok dolaşıyor. Kamyonda yazıyor. Olduğu kadar olmayan kader. Gazali, Kuddüs Esir'i. Kamyonun arkasına yazmış. Olduğu kadar, olmayan kadar. Nasıl alkışladım? Yetiş lan dedim. Bu kimdi bildiğini. Hemen şoföre dedim, çabuk yetiş onu bir çekeyim. Ama sen yanına geçtik adama, selam verdim çok öne. O da çok hoşuna gitti. İltifat alınca Allah bilir yan tarafına da başka bir şey koyar şimdi. Şimdi başka bir yer okuyayım. Ve maler Resulü ilel bela olan ferman-ı ilahisini kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sahibi gayrete gayret ve ciddiyete tebliğ etmiş. Ha bu psikoloji dersi biliyor musunuz bunlar? Ne oldu? Laika psikoloji diye 500 küsur tane ders yaptık. 470'e kadar yayın var ama diğerlerini yayınlamadık. Özel psikoloji de var. Hep laikalardan çıkardı. Hep buralardan ya. Ruh eksenli tabii. Ya psikoloji ya insanı tereddütlerden acaba böyle mi yapsam böyle mi yapsam? Maske kullansam ilaç kullanmasam hani ne baş ver ya hastane demiş. Ya girme kardeşim ona. Yani. Çünkü inneke la tehtimen ehbette velakin Allah yehtimen yeşâ sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek, hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesini karışmaz. Şimdi hepinize soruyor. Şimdiye kadar aileniz de dahil. Yo ailenizin de, yapmayayım. Bir kişiye namazına vesile oldunuz mu? Veya Risale'nin tanımasına vesile oldunuz mu? Ha. Ama bunu olamayan peygamber var. Bir tane ümmeti bile olmamış. Tam havalara giriyorduk abi. Bir havalara ya. Ama o peygamberlik ücretini almış. Sen yetişemiyorsun. Öyle sahabe var ki peygamberi görmüş, peygamber yüklemiş. Bir defa namaz olmamış. Ben o savaştakini biliyordum ha. Savaşta hani var ya Resulü. Hatice-i Kübra radıyallahu anh'a namaz kıldı mı? O zaman namaz farz olmamıştı. Ama nafile o iki rekat kılıyordu. O da öyle kılardı ama farz kastediyordu. Farz namaz şey olmamış. Anlıyor musunuz? 10 sene sonra Miraç oldu ya nübüvvetten ve o zaman şey yaptı, namaz farz geldi. Ya. Öyle biliyorum Hatice validemize zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselam 25 yaşındaydı, o 40 yaşındaydı. Ha? Galiba 50'ye gelmeden vefat etmiş. Bakın namazı farz olmamıştı gibi biliyor. Hüzün yılı diye geçiyor abi. Ha? Hüzün yılı diye geçiyor. Hüzün yılı. Tabii o vefat ediyor. Ondan sonra Miraç hadisesi oluyor. Ha işte. Yani en azından bir sahabe, değil mi? Sahabe geliyor, yalın çıkılıyor, kaldırıyor. Peygamber'e suikast için. Sonra hidayete nasıl oluyor? Uzun ama. Biliyorsunuz. Sonra geldiği yöne savaşıyor. Yani iman ediyor tabii. Ve şehit oluyor. Ve buna İmam-ı Rabbani Hazretleri yetişemiyor. Bediüzzaman Hazretleri sebap cihetiyle yetişemiyor. Vazifedarlık değil. Sahabeler de bir kendi aralarında ayrılıyor. Tesis İslamiyet'te hissesi az olan azalıyor. Ama Esebab-ı Kelim Fail sırınca ustadın muamelesi de, ameli de ona gidiyor. Çünkü İslam sarayının kurulmasında taş olmuşlar. Biz de o sarayın içine girdik. Sahabelerin en büyük özelliği Tesis-i İslamiyet'in yani İslam sarayının kuruluşunda çekirdek oldular. Onların üzerine bina edilmiş. Olmasa İslam vücuda gelmeyecekti. Esbab noktasında. Birkaç tane de okuyayım. Kaç dakika oldu? 45. Ha, o zaman birkaç tane de okuyayım.
Öyleyse işte ey kardeşlerim, siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız. Yani bu maddede de kullanırsın yani. Benim vazifem, benim ciğerime korona geçebiliyor. Yani niye ikide bir tekrar edeyim? Gündelik hayatta olduğu için çıkıcı olsun. Hani istifade edelim, eyleme dönüşsün dersimiz diye. Halikinize karşı tecrübe vaziyetini almayınız. Lemalar 130. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmekle vazife ilahiye karışmamak. Demek ki vazife ilahiye karışmamak için başı şu: emri ilahidir, neticesi cennete girmek değildir. Rıza ilahi. Cennetten üstündür rıza ilahi. Hepimiz kuluz ya. Ne güzel bir yer işte. İyi ki Allah'ımız bir. İyi ki Allah var ya. Çok şükür. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesreti etva ve fazla muvaffakiyetle değil Mevla. Bir adam Türk Ovalı'da dershane açtılar. Zühtüydü değil mi? Ne? Şey, izinde mi o? Evet. Orada mı? Niye gelmedi bugün? Haberi mi yok? Hı-hı. Ha tamam. Bu sesi şey oldu. Ha bu müzakere ha. Ben bilmiyorum. Ben de misafir yok. Yok, ben ona haber verdim de herhalde müsait olamadı. Ha tamam. Nereden aklıma geldi? Bu adamlar dershane açmış orada. Misafir gelmiş. Dershane açmışlar değil mi? Yani nasıl insan? Ben burada zikrediyorum da Allah zikrettiriyor da Allah onu unutur mu ya? Dershane açmış ya. Of. Allah öyle diyeceksin böyle. Dershane açmaya veya açanlara yardım etmeye beni yarattı diyeceksin. Ben onlara yardım etmeyi için yarattım. Ya bir taş ya, bir taş, bir tuğla. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret etba ile ve fazla muvaffakiyetle değil. Çünkü onlar vazife-i ilahiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Hüner kesret-i etba ile değildir. Belki hüner rıza-i ilahiyi kazanmakladır. Rıza-i ilahi nedir? Neticesini bir ücret beklemek. Beklememek. Bak, rıza-i ilahinin zemini neticedir. Şey ise, ihlas ise mukaddemede geçer. Niye yapıyorsun? Allah dediği için. Peki ne bekliyorsun buradan? Rıza ilahi bekliyorum. İhlas mukaddemede olur. Rıza ilahi sonuçta olur. Ve okuduk ya, bak bir daha yapayım. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi. Neticesi rıza ilahi. Bir amelin ihlası neresinde vardır bunun? Mesela şöyle olabilir bak. Başında ihlaslısın İbrahim, sonunda rıza ile bulamayabilirsin. Nasıl oluyor? Allah için yaptın, neticesini cennet için yaptın. Caiz. Cennetin üstü ne var? Rıza ile. Demek ki Adnan, ihlas amelin başında oluyor. Yapmadan önce rıza ile de yapılma anında ve sonucundadır. Anladık mı şimdi? Bu çok ilginç bir şey. Çok acayip. Yani neresinde? Ameli neresindedir? İkisini bir araya denk getirdin. Oo, en kaliteli bu. Ama yani başı pek yapamadın. Su tam yaparken ameli mesela motoru yapıyorsun. Uygulayayım şimdi. Ama motoru yapıyorsun. Hani şu kadarları falan. Bir baktın ki böyle Allah Allah, bu adam farklı. Şöyle de böyle de. Ben şu adam şimdi ben. Tam yaparken muamele, sonuca giderken niyetini, yani yapılış gayeni değiştiriyorsun. Ya Allah'ın rızası şey. Başlangıçta pek ihlas yoktu. Şey için yapıyorduk. Namaz kıldığımız için ibadettin ama Allah için şey değildi, para şey vardı. Sonuna bir baktık, başta ihlas yok. Sonunda rıza ilahi var. Çok tuhaf, biliyor musun? Kanunu işliyor böyle, ters tursu işliyor. Hüner kesreti etba ile değildir. Belki hüner rıza-i ilahi kazanmakladır. Sen nece oluyorsun ki böyle hırsla herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife-i ilahiye karışıyorsun. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Bugün 152 yıl birileri şey yaptı da arada ses açıktı, demek ki karabalıktı. Ailesini ile tesir ettirecek henüz.
Ya olmuyor falan olmuyor, omcuk çıkartıyor onu, kaldırın onu, yapın şunu yapın. Ya kardeşim yapma dedim ya. Onun için bugün buna ihtiyaç çok duydum. Ya mesela ne diyor? Kabul ettirmek, senin etrafına toplamak, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Allah'ın vazifesine karışma, adam hidayete layık değil ve yani suçundan dolayı ceza vermeye kalksak biz nurları tanımadan önce biz gitmiş. Bak ne diyor? Demek ki hırsla herkes beni dinlesin. Kendi vazifeni unutup vazifeyle karışma. Ya söylersin, tebliğ edersin. Ben mesela amcam işte çünkü beraber kalıyorduk ya Mustafa yani. Amcamın yanında bir belirli dönem onların yanında. Nurları oradayken tanıdım. Amcam bir gün bana dedi ki, sen ne yaptınsa yaptın. Seni artık kurtaramayız. Sen zehirlendin. Sen bittin. Ama iyi dinle dedi böyle tehdit var. Çocuklarıma zerre kadar bir şey anlatırsan seni bu kapının arkasına atar. Hiçbir şey anlatmadım. Ondan sonra pek bir şey anlatmadım. Pek anlattığımı da hatırlamıyorum. Anlatmayacaksın. Hiç unutmuyorum. Ha nedir? Ama yaşıyordum. Niye bu çarpıcı misal veriyorum? Niye özelimi veriyorum? Bu işte kıvranan çok kardeşlerimiz var. Örnek olsun. Ha böyle de varmış ya. Mesela koca ailede diyor bir ben varım diyor. İşte ne mutlu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da öyleydi. Koca Arap Yarımadası'nın o zalimlerin insan haklarının hiç olmadığı dönemde bir kişiydi. Öyle peygamber gelmiş ki derisi üzülmüş. İki mi? Ha tamam o üzülme yani. Ben de sana yakın olduğum için ben de böyle bir şey yaşadım. Ondan sonra sorduk. O zaman bilmiyoruz daha gençiz. Dershaneye sorduk. Ne yapayım? Tamam dedi. Sormaz mı? Sen doğru yaşa dedi. Bitti. En büyük tebliğ odur. Yani niye de diyorum? Herkes beni dinlesin, itaat etsin ya falan isteriz de. Allah'ın adeti böyle değil. Vazifemiz olan hizmet-i imani ihlasla yapmaya çalışmalı. Vazife-i ilahi olan muvaffakiyet ve hayırlı neticeli vermek cihetinde karışmamalıyız. İhlas da bozuyor gibi gözüküyor abi. He? Yapılan efal, ihlas da bozuyor gibi gözüküyor. Bu yani... yapıyorsun, ama netçi olarak yani illa dinlesinler dediğin zaman... Olmuyor. Netçi istiyorsun yani sonuç olarak. Yani başı Allah için yapıyorsun, ihlasın tamam. Neticesi rıza ilahi. Neticeye karışmayacaksın. Dinlemiyor. Niye dinlemiyor dediğin zaman rıza ilahi bozuluyor. İhlasın tamam. Rıza ilahinde sıkıntı var. Başlarken seni hareketlendiren saati kuran zemberek, seni o işi hareketlenen ihlas. İhlas baştadır. Neticesi istediğin gibi ol. Olmasın da zorlama. Rıza ilahiye sakata sokuyor. Abi ihlas da bu. Hani davaya girip arkasından şirke girdiniz deyip hani şeytan düşman olan. Bu hangi yani ihlas yok muymuş kafada yani? Öyle mi diyeceğiz yani? Yani sen beni mi kastediyorsun? Hayır, adam bu davaya giriyor ihlasla. Giriyor. Devam ediyor. Tamam. Bir zaman sonra kafası karışıyor. Diyor ki şirktesiniz diyor. Çıkıyor dava. Evet. O girmemişti. Girmemişti değil mi? Öyle diyor usta. Diyeceksin ki bu örneği var mı? Teselli mi buluyorsun? Peki Risale'ne girdi. Baktı etti falan. Birkaç sene oldu. Çekip gitti. Nasıl olur? Aklın almıyor değil mi? Almıyor. Peki ilerisini söyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan daha ileri tebliğ eden var mı? Mucizeyi gör. Hakkaniyetini gör. Yanında münafık ol. 40 tane münafık. Hazreti Ömer dedi ya Kisır katibine, hadisi kaydeden katipler ayrıydı. Ayrıydı. Ayeti kaydedenler ayrıydı. Vefatından sonra demedi mi Allah Resulü Allah aşkına o sır katibine hadisi ona söylemişti şu diye. Ben var mıyım dedi. Peki Abdullah İbni Selül müydü? Abdullah İbni Selül. Abdullah İbni Selam Müslüman oldu Yahudi alimi. Selül. Münafık değil miydi? Hazreti Ali'nin yüzüne sen ilahsın dedi de. Sonra kesseydi fitne olur diye kesmedi ama hicret ettirdi. İran'ın bilmem ne şehrine gitti adam. Oraya kaçtı. Orada Şiiliği başlatan Abdullah İbni Selül ilk. Hazreti Ali ilahtır diye. 33 kolu var Ali Veli'nin en zirvesi sapı da o. Hazreti Ali ilahtır.
oradan geliyor işte ayetullah. Yani Allah adına karar veren ayetullah, Hamane-i Sistani. Allah bu ne diyorsa, cennete koydum diyorsa o cennetliktir. Koymadım diyorsa koymamıştır. Allah'ın yeryüzündeki söz şeyi, görüntüsü derler. Oradan şey geliyor. Neyse. Peki adam Resulullah'ın mucizesini görüyor. Hakkaniyeti görüyor, adaleti görüyor. O güneşe karşı huffaş. Yani güneşten rahatsız olan hangi hayvan var? Yarasa. Ama yarasa. Gözünü kapattılar diyor. Onlar güneşin batmasını bekliyorlar. Karanlıkta çünkü. Tağfun etmiş yerde lezzet alıyorlar. Resulullah'ı göreceksin. Kur'an'ı tufanda göreceksin. Nice insanların dönüşünü göreceksin. Mucizeyi göreceksin. Ama hala münafık olacaksın. Aklım alıyor mu? Zerratı madedince ve mürekkebatı sayısınca yemin ederim Allah'a aklım almıyor. Ama olur mu? İnsanda okudukça insanın içsel aleminde böyle bir donanım var. Tın tın ediyor, dimağı çalıştığım için. Bana tın tın ediyor, böyle daha tanımlayamadım. Böyle bir sistemi gördüm. Öyle inkar falan değil arkadaşlar öyle. Günah işlemek, Allah yoktur demek değil. Başka bir şey var orada. Ustad onu şöyle tanımlıyor. Onu diyor Süfyan için, bütün bütün münkir gördüm diyor. O sistem Allah'a düşman oluyor. Mesela o sistemin bir düşüncesini söyleyeyim. Bulabildim bir tanesi. Diyor ki, düşünüyor. Ben senin davana hizmet ediyorum. Sen bana niye itaat etmiyorsun? Ben sana dua ediyorum, duamı kabul etmiyorsun. Ve Allah'a kıskanıyor. Allah'a kıskanıyor biliyor musun? Allah'a emir veriyor. Ben senin dinine hizmet ettim. Niye sen benim duamı kabul etmiyorsun? Allah'a düşman da oluyor. Bir tarafı da var. Allah'a kıskanıyor. Allah'a kıskanan var mı? Var. Kainatın imamı Allah'a kıskandı. Niye dediklerimi yapmadı? Başıma bunları geçirdi. Vahir davahım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.